1700'lü yılların Fransa'sında yaşanmış ve yakın tarihte Kurtların Kardeşliği gibi filmlere konu olmuş Gevaudan canavarının gerçek hikayesidir. 17. yüzyılın ortalarında 3 yıl boyunca vahşi kurt benzeri bir canavarın Fransız kırsalında dolaştığı ve yaklaşık olarak 300 köylüyü öldürdüğü söylenir. Öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuktu. Haber olarak hikayeyi ele aldıklarında yaratığa Gevaudan canavarı adını verdiler. Bununla ilgili çok sayıda gerçek yaşanmış hikayeleri haber olarak yayınladılar. İlk kurban 1764 yılında boğazı yırtılmış olarak bulunan Jean Baulut adındaki 14 yaşında bir çobandı. Yaklaşık bir ay sonra 15 yaşında bir çocuk ölüsü bulundu. Ağır yaralı olarak kurtulan çocuk ölmeden önce saldırganın korkunç bir canavar olduğunu söyledi. Canavarla ilgili haberler uluslararası manşetlere konu oldu. Buna rağmen daha sonraları yüzden fazla insanın göğüsleri veya boğazları parçalanmış şekilde bulundu. Cesetler keskin pençeleri ve dişleri olan bir canlının, yani yaratığın yaptığı kesinlik kazandı. Kızıl saçlı ve siyah kürklü, geniş bir göğsü, büyük ağzı ve çok keskin dişleri olan yırtıcı ve vahşi bir kurda benzer bir hayvanın bunu yaptığını düşündüler. Etrafa korku salan bu haberler üzerine Piyade lideri Jane Babsist canavarı bulup öldürmek için 30 bin gönüllüden oluşan bir avcı grubu oluşturdu. Canavarı öldürmeyi başarana ödül vaat ettiler. Ancak yine de onu avlamayı başaramadılar. Bunun üzerine Kral 15. Louis sorunu çözmesi için kendi özel koruması olan Francis Antony'i Güney Fransa'ya gönderdi. Eylül 1765'te Anthony ve ekibi sonunda tariflere benzerlik gösteren büyük bir kurudu öldürmeyi başardılar. Yaratıktan kurtulduğunu düşünmüşlerdi. Evaudana yırtıcı hayvanın yaptığı saldırılar tamamen sona erdiğini düşünmüşlerdi. Ancak sadece kısa bir süre sonra ölümler tekrar yaşandı. Yaratığın saldırısı devam etti. Ancak kurtulmayı başaranların tarifleri üzerine yaratığın tarifi daha korkunç ve doğa dışıydı. Bir grup araştırmacı onu arka ayakları üzerinde durabilen, iki ayağı üzerinde yürüyen doğaüstü bir varlık olarak tanımladılar. Daha çok bir kurt adama veya yarı kurt yarı insan şekline bir yaratığa benzediğini söylediler. Her gün dehşet içinde sevdiklerini kaybetmeyi beklemekten bıkan yerel bir çiftçi bu yaratığı öldürmeye, ailesini ve halkını korumaya kararlıydı. Jean Castel adlı bu çiftçi, bir silah ve birkaç gümüş mermi ile dağlarda yaratığı aramaya başladı. Kendisini kolay bir hedef haline getirmenin canavarı ininden çekeceğini umarak kırsaltaki açık alanlarda oturarak dualar ederek bekledi. Bu taktiği işe yaramıştı. Çünkü canavar kısa bir süre sonra kendini gösterdi. Castel yaratığı öldürmeyi başarmıştı ve cesedini krala getirdi. Yaratık bir kurda benziyordu bazı gazeteler haberlerinde incelenmek amacıyla kurdun midesinin açıldığını ve bu esnada içinden kalıntılarının düştüğünü iddia ettiler. Halka söylenen buydu. Ancak tarihçiler Gevaudan'da gerçekte ne olduğunu ve yaratığın bir vahşi kurt mu yoksa kurbanların anlattığı gibi fantastik bir yaratık mı olduğunu tartışıyorlar. Bir grup araştırmacı cinayetlerin vahşi bir kurt sürüsü tarafından işlendiğini iddia ederken Başka bir grup ise bunun yalnız kuduz bir kurt veya kafesten kaçmış bir aslan olduğunu iddia ediyorlar. Gerçekte ne olduğunu kesin bir şekilde açıklayamıyorlar. Gevaudan canavarı efsanesi, Robert Lee Steven'ın 1879 tarihli Cevennes'teki bir eşekle seyahatler kitabına ve Christopher Gans'ın 2002 tarihli meşhur korku filmi Kurtların Kardeşliği gibi modern yapımlara da ilham kaynağı olmuş ve sinemaya taşınmıştır. Başka bir anlatılan gerçek hikaye ise yine korku filmine konu olup Annabella isimli oyuncak bebektir. Anlatılanlar oldukça ürkütücü ve ilginçtir. Çünkü bu konuyu bilenler ve Annabella korku filmini izleyenler oyuncak bebeklere karşı masumiyetini kaybetmiş diyebiliriz. Herkes değilse de izleyenlerden bir kısım insanlar bundan etkilendiklerini söylemişler. 1970 yılında Donna adında 28 yaşında olan bir kadına annesi Pejmur'da bir bebek hediye eder. Donna New York'ta bir apartman dairesinde Angie adındaki bir kız arkadaşıyla kalıyordu. Donna ve Angie bebeğin hareket ettiğini anlık olarak görmemişlerdi. Fakat bebeği bıraktıkları zaman bıraktıkları şekilde göremiyorlardı. Esrarengiz olay yeni başlıyor.'' etrafta küçük bir çocuk tarafından yazıldığı izlenimi bırakan bize yardım et notları bulmaya başladılar. Bir süre sonra bebeğin üzerinde kan lekelerinin oluşmaya başladığını fark ettiler ve medyum çağırmaya karar verdiler. Çağrılan medyum Annabella Higgins isimli bir ruhla iletişime geçtiğini söyledi. Medyumun söylemesine göre Higgins genç yaşta o apartmanda ölmüştü. Donne ve Angie Anabella'nın hikayesini duyunca Anabella'ya karşı sempati duydular. Angie'nin erkek arkadaşı Leo bu olaylardan sonra arkadaşını koruyabilmek için evde birlikte kalmaya karar verdiler. Orada kaldığı gece bebeğin kendisine saldırdığı rüyalar görmeye başladı. Rüyalar o kadar gerçekçiydi ki sabah uyandığında üzerinde aldığı darbelerden bir iz bulmaya çalışmıştı. Ancak saldırıya uğradığına dair hiçbir iz yoktu. Ertesi gün Louis evde yalnızken Donna'nın odasından bir takım sesler duydu. Odaya girdiğinde bebeğin yerde yattığını gördü. O esnada göğsünde büyük bir acı hissetmeye başlamıştı. Göğsünde birden tam yedi tane yara açılmıştı. Gömleği kan içinde kaldı. Yaralar birkaç gün sonra hiç iz bırakmaksızın iyileşti. Bu olay üzerine Donne ve Angie bebeği ele geçiren ruhun iyi niyetli bir ruh olmadığını anladılar kötü bir varlıktı. Belki şeytan, belki de cindi. Donna, Hegen isimli bir rahiple iletişime geçti. Hegen anlatılanları dinledikten sonra şeytan çıkarma alanında uzman bir başka rahip olan Rahip Joke e haber verdi. Joke ise yine kendisi gibi paranormal konularda uzman Ed ve Lorin Warren'ı aradı. Bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptılar. Warren çifti olayı birebir yaşayan Donna ve Angie ile konuştu bebeğin şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini ve bebeğe yaklaşan kişinin de bu ruhtan etkilenebileceğini söylediler. Rahip Joyk bebekten şeytani varlığı kovmak için şeytan çıkarma ayini düzenledi. Şeytan çıkarma ayini ruh yakalama gibi bir şey değildi. Rahip tarafından inançları gereği evleri kutsandı ve varın çifti kadınların güvenliği için bebeği götürmeye karar verdiler. Bebek halen Warren çiftinin Monreo'daki müze olarak kullanılan evlerinde duruyor. Varenler bebeği eve götürürken birçok kaza tehlikesi yaşamışlardı. Ancak zarar görmeden atlattılar. Evlerine götürür götürmez büyülenmiş oyuncak bebeği, inançları gereği kutsal suyla yıkadılar ve kutsanmış ve tamamen camdan yapılmış bir dolaba kapattılar. Araştırmacılar ve ziyaretçilerin görebileceği ama dokunamayacağı bir şekilde sergileniyor. Bebeğin adı o günden itibaren Anabelle olarak kaldı. Anabelle'nin olduğu cam dolabın önünde uyarı kesinlikle açmayın yazıyor. Yıllar boyunca Varenlerin evinde bebekle birebir temasa geçen kişilerin başına açıklanamayan olaylar gelmiş. Genç bir rahip bebeği hor görmüş ve alaylı bir şekilde eline almış. Aynı gün o rahip kiliseye dönerken ölümcül bir araba kazasından kıl payı kurutulmuş. Başka bir olay ise bir ziyaretçi bebeğin olduğu cemekana bir şeyler fırlatmış ve bebekle dalga geçmiş. Bir saatten daha kısa bir süre sonra motor sikletiyle giderken kontrolünü kaybetmiş ve ağaca çarparak hayatını kaybetmiş. Annabella konusu 2014 yapımı ABD menşeini korku filmi olarak çekildi. Korku seansı filminin bir bağlantısı olarak film Ed ve Lorin Warren tarafından anlatılan Annabelle oyuncak bebeğin hikayesinden uyarlanmıştır. 6,5 milyon dolar bütçeyle çekilmiş ve 256 milyon dolar hasılat elde etmiş. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.